Saffet! Saffet Çemen diye mi? Ne olacak? Abim, ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Tüm şiirleriniz hafızamda valla. Ben size hastayım abi. Teşekkür ederim, sağ ol. Ben bu hafta 3 şeye gönül vermişim abi. Kayseri Spor, bastırma, bir de tabii siz ve şiirleriniz abi. Bir şiirler çiziktiriyoruz işte canım. Saffet Bey abicim, canım şair abicim. Ben de sizin gibi böyle şiir yazarak, şairlik yaparak hayatımı devam ettirmek istiyorum. Bana bu yolda yapacağınız tavsiyeleriniz var mı abi? Lan oğlum bak, şiir neye çiziktirmeye kalkarsan, hani böyle şairlik neye etmeye kalkarsan, hayatında neler değişecek biliyor musun ha? Yok, bilmiyorum abi. Ben sana söylüyorum. Ya yayın evi sahiplerine yalakalık edeceksin, ya da benim gibi yarı aç, yarı tok hayatını sürdürüp gideceksin. Dime lan! Turan, bu ne hal lan? Niye gülüyorsun? Uçurumdan düştüm de. İnsan uçurumdan düştü diye güler mi? Uçurumdan düştüm diye gülmüyorum ya. Ya neye gülüyorsun? Yanımdaki patates kapalı Sulhattin'e gülüyorum. Sulhattin'e neye gülüyorsun? Sulhattin'le beraber uçurumun kenarına gittik de. Sulhattin dedi ki sana şaka yapacağım. Hemen yapacağı şakayı anladım. Aklınca ben uçurumdan itip şaka yapacak. Ben yer miyim? Sen ne yaptın peki? Hemen kendim uçurumdan aşağı attım. Sen niye kendin uçurumdan aşağı attın ki? Sulhattin'in şakasını berbat etmek için. Ne? Bırak la. Bırakmadın ki bir ağız dadığından şaka yapayım sana. Efendim, çok uzun zamandır görmediğiniz birinin kaşı, gözü birbirine benzemesine rağmen nasıl tanırsınız? Sırada dedektiflere bile taş çıkaracak bir fikre var. İzleyelim. Selo! Ulan yakalamışam seni! Hiçbir yere kaçamazsan! Sen Selo'sun! Ne Selo'su canım? Ben tanımıyorum öyle birisini. Ulan ben değilim o. Demek Selo değilsen. Ulan ben şimdi anlarım. Yaklaş. Ulan kaldır ayağını. Ulan sen beni kandıramazsan. Sen Selo'sun. Yok sende hiç utanma yok be. 2 yıldır kira ödemişsen. Elektrik su parası da aynen öyle bıraktığın gibi duruyor. Ulan Feyzo, ulan o kadar kılık değiştirdim. Ulan bıyığımı kalınlaştırdım. Kaşlarımı kalınlaştırdım. Ulan ten rengimi değiştirdim. Gözlerimin rengini bile değiştirdim. Ulan beni nasıl tanıdın? Selo, her şeyini değiştirmiş olabilirsin. Ama ayakların hala eskisi gibi leş kokuyor. Ulan. Selamun aleyküm Dursun. Aleyküm selam İdris. Ulan nereye gidiyorsun? Ya bizim hizmetçi gitmiş anasının yanına. Hanım da evde yalnızdı. Gideyim onun yanına. İyi. Sen nereye gidiyorsun? Ben de gidiyorum eve. Hanım gitti babasının evine. Hizmetçi eve yalnızdı da. Nasıl? Belediye başkanlığına aday olmuş bir Erzurumlu hemşerimize sanduktan 2 oy çıkmış. Peki, biri kendisinin oyu. Ya öbürü kim? İzleyelim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk karıcığım. Hayırdır? Moralin bozuk gibi? Biraz moralim bozuk. Niye? Ne oldu ki?
Bilirsen bu seneki belediye başkanlığına adaylığımı koymuştum. Bilirim. Seçimler de bugündü. Onu da bilirim. İşte bu yüzden biraz moralim bozuk. Ula söyle daha ne oldu? Seçimlerde çıka çıka bana iki tane oy çıktı. Seçimlerde çıka çıka sen iki tane oy mu çıktı? Evet, iki tane oy çıktı. Biri benim, biri senin. Demek sana çıka çıka iki tane oy çıktı he? Tüh! Allah belan versin seni şerim. Niye? Ne oldu ki? Ben oyumu sana vermemiştim ki. Anlamıştım zaten senin beni aldattığı. Bey! Lan oğlum lan, bunca sıcak içinde bir de mahkum naklediyoruz lan. Vallahi öyle abi ya. Lan bunun suçu neymiş lan, niye götürüyoruz biz bunu? Ne bileyim abi, bir kendine sorsana. Seni niye yakaladılar lan? Abi, eskisi kadar iyi koşamadığımdan. Aman imbo. Efendim, bazı sorunlarımız oldu mu psikoloğa gideriz biz hep beraber. Efendim, sizin elinize düşeni psikolog da kurtulamaz. Bence bu fikrayı psikoloğa gitmeden önce bu fikrayı mutlaka izleyin. Nasıl? Kasabamıza hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kurban. Ne vereyim size? Bir bardak su isteyen. Hemen. Buyurun. Sağ olun. Ben de hemen oturayım. Buna ne yapıyorsun? Derlendin mi? Vallahi misafir falan dinlemem ha. Alırım ayağımın altına. Ya kusura kalma kurban. Bu bende hastalıktır ha. Hastalık mı? He ya, ne zaman birileri bana su getirse, içtikten sonra dibinde kalanı, suyu bana getirene fırlatıyor. Demek bu sende hastalıktır o. He ya, ya vallahi çok mahcup duruma düşüyorum, çok utanıyorum. Ulan bana bak, tamam bak, seni affetmişim. Vallahi haline acımışım ha. Bak ne diyeceğim lo. Yo benim tanıdık bir psikiyatrist arkadaş vardır o. Tedavisi çok güzeldir. Aha kardeşim. Selamımı söyle, sen tedavi etsin o. Allah razı olsun kurban. Demek beni bu utancımdan kurtaracaksan. O zaman ben gideyim. Tövbe tövbe ya. Selamun aleyküm kurban. Buraya yine mi sen geldin? He ya, ben gelmişim. Bu sefer ne vereyim sana? Yine bir bardak su isteyen. Tamam lan. Al bakalım oğlum. Sağ ol sen. Ulan oğlum. Ulan hani sen bu yaptığından utanıyordun? Beni gönderdiğin psikiyatrist beni öyle tedavi etti ki artık yaptığım hiçbir şeyden utanmıyorum. Vay. Bana sorarlarsa sen de utanmıyorsan ben de diyeceğim ki valla utanmıyorum. Ne için? Yo birazdan ben seni dövüp komaya sokacağım ya. Tabi polisler beni yakalayacak. Diyecekler ki ulan hiç utanmıyorsan onlara diyeceğim ki valla utanmıyorum. Vay ben de alana çıkam da kurt yesin beni. Selamun aleyküm doktor. Aleyküm selam beyefendi. Buyurun oturun. Şikayetiniz nedir? Şikayetim sizden doktor bey. Ha öyle mi? O zaman bir uzanın da muayene edeyim sizi. Öyle değil be. Nedir şikayetin? Doktor bey, geçen hafta size gelmiştim. Beni hatırladınız mı? Hatırladım, ne oldu? Bana iki tane ilaç yazmıştınız. Bu ne hatırladınız mı? Hatırlamaz olur muyum o ilaçları? Unutur muyum? Hatırladım. Bu iki ilacı sakın ha
ikisini bir arada kullanmayın yoksa ölürsünüz demişydin. Bunu hatırladın mı? Hatırladım tabii. Bu tecrübeyle sabit beyefendi. Can aynı şeyi söylüyorum. Ya doktor bak hala gözlerime baka baka, yüzüme baka baka yalan söylüyorsun. Hiç yakıştıramayalım size doktor bey. İyi de beyefendi söyleyin de nelerinize baka baka yalan söylüyorum. Ya Allah Allah gene aynı şeyi söylüyorum. Bu iki ilacı beraber kullanırsanız muhakkak ölürsünüz. Ya madem öyle doktor, benim kaynanam hala neden yaşa ya? Neden ya, yaşayın? Beyefendi ya telaşlanmayın. Belki bir aksi tesir falan olmuştu yani. Havuçi ben kendi kaynanamını zihne denedim hani. Şıp diye öldü kadıncağız ya. Nasıl? Selamünaleyküm. Aleyküm selam, sen de kimsin? Ulan tanımadın mı beni? Ulan sade ayaklarını göreyim, neden tanıyayım? Ulan ben de ben, Ayşe Hala'nın uşağı. Ben Ayşe Hala diye birini tanımayayım. Lan nasıl tanımayasın süt ananı ya? Seni o emzirmiş idi ulan. Ya kardeşim ben hayatımda süt mut içmedim. Hem anam beni doğururken el. Ne diyorsun ulan? Fadime Hala el diyor beni. Fadime Hala da kim? Ulan şakacılığın da hiç bitmemiş ha. Ulan Fadime Hala da ananı tanımaymışsın ya. Ya kardeşim bırak git gideceğim işim yüzüm var ya bırak beni. Ulan oğlum ulan sen var ya eskiden beri hep böyle şakacıydın ha. Hatırlayamışsın da eskiden sana ne kadar çiraz çalardık ya. Ya kardeşim ne çirazı ya ne çalması ben çiraz mı ne çalmadım. Bırak ulan şimdi o şey baksana o İlyas Emizem nasıldı ya. Ya. İlyas diye birini tanımayırım, o kimdi o? Bir kere bırak da bu kadar şaka yapma da ya, babanı da mi tanımayırsın ya? Ya kardeşim çekil git işine, tanımayırım seni işte, işim yüzüm... Tanıdın mı şimdi? Tanımadım. Tanımasın tabii, ben dursun! Ulan sen var ya sen. Ulan sırf seni tanımayayım diye hem şeklini değiştirmişsin. Ustalık bir de ismini de değiştirmişsin ya. Nasıl? Ani, neden öyle yatıveriyorsun? Çok yoruldum oğlum, çok. Çok mu yoruldun Ani? Emi de nasıl? Kolumu kaldıracak halim kalmayı verdi. O zaman deyiveceksin. Ne diyeceksin de bakayım. Senin şu büyük dedenden kalma Çinli vazoyu biraz önce kırıverdim. Sonra demedi deme gari. Anne! Atalarımız ne demiş? At binenin cirit kuşananın. Evet. Ele lafı oturtturdu. Ama iyi demişler. Atalar doğru söyler. Peki atalarımız bunu demiş ya pehlivan. Sen hiç ata bindin mi? O hevalide en iyi ata binen ben idim arkadaş. He mi? He valla. Bende yalan yok, hılap da yok. Böyle at 200 kilometre hızından gidiyor ya. Böyle koşurdum, ata kavuşur sırtına binirdim. Sağ taraftan girir, karnından soldan çıkır. Tekrar üstüne binirdim atı. Ya bir dakika pehlivan Allah'ını seversen. Şimdi at 200 kilometre hızınla gidir. Sen koşarak atın üzerine binirsen bir de tur atırsan he. Ben seni en azını söyledim. Yani daha hızlı giden atlar var ya. Ben öyle azını dedim. Peki sen o kadar ata bindin ya. Hiç cırıt oynadın mı? Ata binen adam cırıt oynamaz mı kardeş? Çok tevatür cırıt oynardı. He mi? Peki hiç cırıt yedin mi? Çok. Şey yok. Arkadaş bende yalan yok. Hılap da yok. Öyle bir defasına attılar da ile dalımın ortasına vola uslum geçti. Aklım dolandı he valla. Başka? Bir defasına da ile poç cicime bir tane vurmalarıyla arkadaş uslum geçti.
böyle kuşlar ötüyor ya. Daha başka da cürü diyemedim. Peki pehlivan, ya bütün ata sporlarımızı yapırsan, sen hiç güreşte tuttun mu? Güreş? Boşuna benim adımı koymamışlar Teo pehlivan diye kardeş. Nice güreşler tutmuşandır. Peki, bu kadar güreş tuttun ya, sana hiç madalya vermediler. Var olmaz olur mu? 8 tane madalyam var. Biz niye göremedik? Sandıkta. Ha, öyle ulu orta yerlere asmıyorum, sandıkta saklıyorum. Bugün geldi, sizin evdeydi, sandıkta baktık, hiçbir şey yok idi. Av çocuklar var ya, avunlar bir türlü koymuyorlar ki kardeş. Sandığı böyle altını üstüne getirmişler, cici niyetin ellerinde oynuyorlar. Pehlivan, diyelim ki sana böyle baba yiğit bir pehlivan bulak da bir güreş tutun. Benden güreşecek ile pehlivan nerede? Keşke ola da an bu kahvenin şenliği gele de bir güreş göre. Vay Niyazi! Vay Temel ağabey! Uzun zamandır görmedim seni. Ne haber? İyi be, ne olsun abi, senden ne haber? Ne olsun Niyazi, böyle yuvarlanıp gidiyoruz işte. İyi, yuvarlanmak iyidir, biliyorsun. Yuvarlanan taş, yosun tutmaz derler. Ne yetişiyor, hayat mücadelesi işte ya. Sen neler yapıyorsun? Bu arada evlilik nasıl gidiyor Niyazi? Oo, iyi gidiyor, iyi gidiyor. Bir beraberlik içerisinde gidiyor. Hem sonra bu yazda karımla beraber tatile gittik Temel abi. Öyle mi? Nasıl geçti tatilin o? Acayip, süper bir tatil yaptık be Temel abi. La, ciddi mi söylüyorsun? He, ne oldu ki? Ne bileyim Niyazi, yani tatile giden karı kocalar genelde böyle birbiriyle tartışır, kavga ederler, öyle geri dönerler de onun için sordu. Yok canım ya, biz karımla beraber çok uyum içerisinde harika bir tatil yaptık Temel abi ya. Neler yaptınız peki? Oh, neler yapmadık ki ya, acayip eğlendik Temel abi. Karımla beraber birbirimizi kullanacağız. Çok iyi, çok iyi ya Niyazi. Gelecek sene için, gelecek yaz için bir şey düşünüyor musun? Bir planın var mı? Oo, olmaz mı? Gelecek yaz da gidip karımı kumdan çıkaracağım. Planım bu. Nasıl? Efendim, nasıl tuzsuz yemek tat vermezse, kahkahasız fikra da tat vermez. Gülmen'in yeni adresi Fikra Lala Türkiye. Devam edin. Ne oluyor beyler? Nerede bulunduğunuzu unuttunuz galiba. Ciddi olun bakayım. Anlatın şunu. Komiserim bu adam var ya bana istanada. Yalan konuşuyor. La konuşma la. Sen ben sana şikayetçiyim ya. Ben senden şikayetçiyim. La sen nereden şikayetçiyorsun hiç? Ben senden şikayetçiyim. Asıl ben şikayetçiyim. La ben şikayetçiyim. Ben. Tamam. Kesin. Hem kesin hem konuşun nasıl olacak? Adam gibi konuşun. Allah düşünür. Komiserim, hürmet ederim. Komiserim ben bu adamdan şikayetçiyim. Nasıl şikayetçisin? Nereden şikayetçisin? Komiserim olay nasıl biliyor musun? Olay bu adam kızlar, bu tüccar kendisi. Tamam, verdi bana mallarını. Aldım Hopa Limanı'ndan İstanbul'a götürmeye. Ama kediremedim ki. Bir tsunami mi nedir? Alabora oldu. Tayfa mayfa ben kaptan maptan zor attım kendimizi ya. Canımı zor kurtardım ya. Komiserim düpedüz yalan söylüyor. Ya kim kime? Ya bir saniye ya, bu adam komiserim limandan aldı mali, Hopa Limanı'ndan İstanbul'a götürdü. Bütün mali sattı, parasını da yedi yedirdi komiserim ya. Belgeler var elimde ya. Yalan. Tamam, bir susun bakayım. Şimdi olayı baştan anlat bakayım sen. Hem susun diyorsun hem anlat diyorsun. Ben anlat dedim mi anlat. Ha, bak şimdi komiserim. Şimdi Hopa Limanı'ndan aldı mı ben malları? Aldım, çıktım yola. Gayet güzel çıktım yola. Tam kalıyken nenemle eyle eyvallah.
Nenem la ilahe illallah, bir fırtına, bir fırtına. Kıyamet, kobay, zor attık kendimizi Rize Limanı'na. Ya Rize Limanı'nı bırak, olayın olduğu yere gel, İstanbul'a gel. Çıktık Rize Limanı'na. Gene aynı. O engeki tsunami mi nedir onun kardeşi? Ey büyük Allah'ım, la ilahe illallah, bir fırtına, bir fırtına, kıyamet, kobay, attık kendimizi Trabzon Limanı'na. Ya bırak Trabzon Limanı'nda bırak, İstanbul'a gel. Trabzon'dan çıktık. Trabzon'dan çıktık, az küllük güneşlik bir hava. Haskalıyorum ki, nenem, 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 fırtına, fırtına, nenem, nenem, boylu bir şey, körmedim ben kaç yıllık gemiciyim ya, attık kendimizi zoraki, zoraki Giresun'a. Ya bırak Giresun Limanı'nı da, İstanbul'a gel, olayın olduğu yere gel. Çıktık Giresun Limanı'ndan haskalıyken, fırtına bizim yanımızı bırakmaydı komiserim ya, fırtına yanımızı bırakmaydı. Ya sen bırak. Giresun'u da bırak, orduyu da bırak, ya bırak İstanbul'a gel. Çıktık oradan, limandan çıktık, ordu limanından tam gidiyoruz ki, ey yumurtaya çemberen Allah'ım, dünyayı ipsiz direksiz tutturan Allah'ım, nenem la ilahe illallah biz, vav, wow. Sinop, Samsun'dan Sinop arası, la ilahe o kıvrımda var ya. O virajı alırken bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna, bir vurduna. Ya. Attık kendimizi oradan zoraki Bartın Limanı'na. Ya bırak, Bartın'ı da bırak, bırak, İstanbul'a gel, İstanbul'a gel. Ya İstanbul'a geleyim de asın beni de. Nasıl? Selamünaleyküm Turan abi. Aleykümselam Şeref kardeş. Turan abi bana bir ton kömür, tozu mozu olmasın, kokusu da güzel olsun. Evel Allah'ına, benim kömürüm Karabük'ün en iyi kömürü. Tozu yok, kokusu da ta komşulara gider. Tamam, parası nasıl? Biraz farklıdır. Olsun. Sen eve git, ben... Çocuğuna gönderirler. Tamam Turan abi, olsun, önemli değil parası. Sen gönder. Sulkattin. Buyur abi. Al bu kömürleri Şeref Ağa Bey'in ciline ve götür gel. Teker teker götür. Tamam abi. Turan abi bu ne? Hani toz moz yoktu? Kardeş benim kömürümde toz olmaz. Allah Allah. Bu ne? Bir bakak kardeş. Bakak kardeş. Sulkattin. Buyur abi. Söyle bu kömürü. Hani toz? Bu ne? Bu toz değil mi? Sen buna toz mu diyorsun? Tozun azı çok olur mu? Toz işte. Bu kömürün tozunda çok, kulağında toz var. Ne? Efendim, Fikralar Türkiye sevgisi artık hudutlarımızın içine çıktı. Bunu Avrupa'daki dostlarımdan biliyoruz. Bütün Avrupa'daki dostlarımız için bu fikra, sıradaki fikra onlar için. İzleyin. Selamünaleyküm Temel. Aleykümselam Niyazi. Hayırdır la? Çok neşelisin. Ayakları yerden kesilecek be. E o da öyleyimdir ya. Bugün var ya çok güzel, çok ilginç tesadüfler yaşadım ya. Allah Allah! Ne tesadüfler yaşadın ki? Biraz önce uzun yıllardır görmediğim çocukluk arkadaşımla karşılaştım. Tayini buraya çıkmış. Daha sonra yine uzun yıllardır görmediğim asker arkadaşımla karşılaştım. Daha sonra da yine uzun yıllardır görmedim. Lise arkadaşımla karşılaştım. Nasıl mutlu olmayayım Niyazi? Ulan sen bu abi tesadüf değilsin. He? Ulan sen tesadüfü görmemişsin be. Tesadüfü ben yaşadım ben. Sen ne yaşadın ki? Bak anlatayım sana. Benim anam Ankara'da doğmuş. Babam İzmir'de doğmuş. Ben ise Gaziantep'te doğmuşum. Ama tesadüfe bak ki, Allah uçumuzu da Rize'de buluşturmuş ya. Ha, ama şimdi Safranbolu'dayım.
Ha bak bir de şu var, sana da buraya karşılaştım. Eh bu da Susi olsun artık. Nasıl? Evlat gür diyerek iki göz vermiş, iki göz vermiş. Bilmem ağlasam mı, ağlamasam mı, ağlamasam mı? Şu köre bir sadaka. Ula bu ne? Vay. Allah'ım affet yarabbim. Ya bu ne kadar çirkin kadındır. Allah rızası için bu köre bir sadaka. Allah rızası için köre sadaka. Yo ne sadakası? De hadi başka kapıya. Abla ne olursun ya şu fakire bir sadaka. De hadi git dedim sana, işim gücüm var benim. Ya Allah rızası için bu köre bir sadaka. Bak gitmezsen kocamı çağırırım ha. Kocan evde yoktur ki ben biliyorum. Neden bilirsin? Ya senin gibi gudubet kadınların kocası ancak yatmadan yatmaya eve gelir. Tüyemik hoş geldin. Hoş bulduk kurban olayım. Nasılsan iyi misin? Allah'ıma şükürler olsun hem de olsun iyi yapmışlar beni. Kındırlarını gidirik. Şeref verdin evimize geldin. Evi nasıl buldun? Çok güzel çok güzel maşallah maşallah süphanallah. Yapan iyi yapmış. 490 yıllık ev burası. Hatırlıyorum buraya çok taş harcanmıştır. Sen o zaman var mıydın ya? Tabi. At arabasıyla az mı kum çeymişen buralara? Ağzımız dilimiz kurudu ya, burada bir çay getirmişek da. Ya sen çay istersin de biz söylemez miyiz ya? Senin emrin olur pehlivan. Ve çayları getir. Tamam baba. Hadi. O şimdi gelir. Çoluk çocuk büyüdü, hep bileh bilehdiler, hep büyüdüler. Maşallah süphanallah, valla. Ahan getir. Getir, getir. Sağ olasın. Benim ağrı, benim. Geçmiş olsun, bir doktora gideydin ya. He, inşallah yarın gideceğim bir doktora. Ah, diyorum hakikaten şimdiki gençler çok akıllı. Çok akıllılar, he valla. Eskiden biz safıydık kardeş. Şimdikiler bilgisayarıyla oynuyorlar. Akıl dedim de aklıma ne geldi? Geçmiş bir tarihte işte Clinton, Amerikan Başbakanı. Clinton beni aradı. Diyor ki, aklıma gelip gülüyorum. Diyor ki, o da Gorbaçov vardı ya, Rusya Başbakanı. Niye akıllı? Benden niye akıllı? Dedim ki oğlum onun kafasında dünya haritası var. Sen de kafan cızdır, sen de akıllı olursan. Bende yalan yok arkadaş. Hılaf da yok. Neyse bir iki gün sonra gene bir telefon daha geldi. Dedi ki ya Teo aynı dediğin gibi haritayı cızdırdım kafama. Yine akıl yok. Ben ne desem yani? Ne dedin? Dedim ki eşyacı altın semer vursalar eşyacını içerdi. Ola nasıl işte. Aklıma geldikçe gülürüm, geldikçe gülürüm. Oğlan askere yetmedi daha mi? Bir ayı var. Bir ayı? Ama sakın ola bak, tecil mecil ettirmeyesiniz. Askerlik görevi kutsal bir görevdir ha. Onu ihmal etmeyin. Her vatandaşın, her insanın görevi. Gideceksin. Sırayla ne çele yolu yok. Gideceksin arkadaş. Öyle. Vatandaşlık görevi. Hepimiz sırayından yaptık. O da gidecek. Lan sen askere gitmedin mi? 7 sene. 7 sene bir fiil. Kore Harbi'ne bile gitmişim ya. Kore Harbi dedim, gene aklıma geldi. İşte Kore'ye gittiğimizin ilk gününden bir iki gün sonra mevzudayız. Valla bir kurşun yağıyor.
yağmış gibi hele bir göresiz. Bir ara kesildi, bir ara kesildi. Dedim ben bile bir mevzudan bir kafamı uzadım, bakayım ne olur. Mevzudan bile kafamı çıkarttım, bir kurşun gelir ama nasıl gelir? Hele kulağımın yanımdan vız geçti. Geçmesiyle doğruldum iyice, çıktım bağırdım. Hola dedim, neydi siz oğlum? Ya attığınız kurşun gene gözümü kör edeydi? Efendim, bize mailleriyle, mesajlarıyla destek olan çok değerli izleyenlerimiz, duyarlı izleyenlerimiz için sıradaki fikri onlar için yolluyoruz. İzlesinler. Hafta sonları kursa yazılayım diyor. Bu iki günü boşa geçirmek beni rahatsız ediyor la. Olur. Müzik neyim yapabilirsin, spora yazılabilirsin. Hakikaten la, iyi fikir. Sen akordeon kursuna yazıldın değil mi? He, 6 aydır devam ediyordum. Bundan sonra devam edeceğim. Nasıl, iyi çalabiliyor musun bari? Vallahi ben çaldım da herkes ayağa kalkıveriyor. Öyle helal olsun sana be. Demek bu kadar iyi çalıyorsun ha. Bu kadar kısa sürede ustalaşmak ne güzel şeydi evi. Dur yahu, sen de abartma gari. Sadece İstiklal Marşı'nı çalıveriyorum. Öyle. Ula sen Şeref, sen eskiden içmezdin. Ne oldu sana beni? Ben içmeyeyim kimse var. Niye? Bizim Mugim'e evi terk etmişti ya. Evet, Mugim evden kaçmıştı. Ha işte ben Mugim'esiz yapamıyorum kardeş. Ben Mugim'i çok sevmişim meğerse. Sonradan anladım. Topla kendi Şeref, topla. Tamam, ben kendimi toparlayacağım ha. Bundan sonra da çok güzel bir hayat yaşayacağım. Ama artık sen de bir aydır bizim evde kalırsan gitmen lazım. Misafirlik de bir yere kadar değil mi? Ula Şeref, sen bizde kalırsan, ben sizde değil bir aydır. Hadi ya. Tüh. Bir şimdi mi söylenir lan? Niye? Ben bu kıymanın hatıralarından kurtulmak için bu evi satmıştım da. Ney? Efendim, sıradaki fikrimizi yalnız ve yalnız bu vatanın Yılmaz savunucuları sevgili Mehmetçik kardeşlerim için, asker kardeşlerim için izleyin. Selamun aleyküm Niyazi. Aleyküm selam İdris, otur. Ula... Dur senin cenazeden çıkarken gördüm. He doğru dur. Ondan sen gidiyordun, arkadan da bir köpek. He yeni aldım o çöpeği. Ya anlayamadım. İki tane cenaze var idi. Ola kim idi? Bir tanesi karımın cenazesi, öbürü de kaynanamın cenazesiydi. Ula başın sağ olsun Niyazi. Ya olay nasıl oldu? Ya o yeni aldığım köpek var ya. He. Daldı bizim karıya. Başladı onu parçalama. O sırada hani bizim kaynana da onu kurtarayım diye girdi araya. Bu köpek ikisini de parçaladı. Öldürdü. Niyazi. Değirim o çöpeği bir de bağ versen. Yo öyle yağma yok İdris. Sıradancı. Da Cemal bekli, Yunus bekli, Dursun bekli çöpeği ya. Ula. Benim için fazla sürmeyecek ki. Benim kaynanam yok. Sadece karım için de. Nasıl? Efendim Fikri Alalı Türkiye programının izleyicileri kitle kitle. Günden güne hep artmaktadır. Bu bilimseldir. Çalışmalarımız, veriler bu. Bu bir gerçek artık. Kabul etseniz de böyle, etmeseniz de. Tabii sizi kastetmeyelim. Etmeyenler var ya onlara diyelim tabii. Efendim. Bu sıradaki bu fikrimiz güvenlik kuvvetleri, benim polis dostlarım, kıymetli kardeşlerim için. İsteyin.
Erzurum'dan çevirdiler yolumu. Erzurum'dan çevirdiler yolumu. 3-5 polis bağladılar kolumu. Selamünaleyküm Şeref. Aleykümselam Sulkattin. Haberini aldım kardeş, geçmiş olsun. Sağ olasın kardeş. Seni mafya kaçırmış. O kadar işkenceye rağmen hiç konuşmamışsan, öyle mi? Doğru kardeş, mafya beni kaçırdı. Aylardır yaptıkları işkencelere rağmen tek kelime konuşmadım. Bütün işkenceler yaptılar mı sana? Evet, bütün işkenceleri yaptılar bana. Bana yaptıkları işkenceleri başkasına yapsaydılar çoktan konuşmuştu. Ama ben tek kelime etmedim. Çok tebrik ederim seni Şeref. Çok dayanıklı, çok güçlü adamsın. Sağ olasın kardeş. Ya bir şey soracağım. Bu işkencelere nasıl dayandın? Sulkattin bilirsen, kaynanan bizde kalır. Mafyanın yaptığı işkencelere bu yüzden katlandım. Ya kaynanan sizde kalmasıyla işkencenin ne alakası var Şeref? Beni kaçıran mafya, eğer dediklerimizi yapar ve konuşursan seni serbest bırakacağız ve even gideceksin dedi de ondan. Ne? Mı? Yok yok ulan hiçbir şeyim yok. Sakin ol. Ya kusura bakma hata bendeydi. Ya olur mu canım ya hata bende de vardı yani biraz dalgınlığım acaba. Yok yok asıl suçlu benim. Ya mühim değil hemşerim ya takma kafana. Bir dahaki sefere de ben sana çarparım o de şuruk işte ya. Nasıl? Şimdi Karadeniz'deyiz. Ulan İdris, dün başıma ne geldi biliyor musun? Ulan ne geldi, ne yazdı? Ya bir desem sana var ya, aklın dimağın şaşır. Ha böyle yola gidiyordum. Bir baktım yolun ortasına bir tane teneke kutusu. Kutuya bir tekme koydum. Ulan içinden ne çıktı istiyorsun? Ulan ne çıktı? Koskocaman bir cin. Ulan cin çarpmasın seni. Ulan ne çarpması ya? Ha böyle var ya aynı masallardaki gibi bir cin. Lan korktum tabi. Cin bana dedi ki, dile benden ne dilersen. Peki sen ne diledin? Ulan korktum dedim ha özür dilerim. Ulan sen kafaya yemişsin. Sonra ne oldu? Lan bir dur da lafı dinle işte anlatıyorum. Dedi bak yok kardeşim öyle değil. Yani dile benden ne istersen her şeyi yaparım. Ben de düşündüm. Dedim o açı, cin efendim. Bana ha buradan Amerika'ya kadar bir yol yap. Peki o ne dediyse? O da durdu. Dedi ya kardeşim şimdi buradan Amerika'ya kadar bir otoban yapmak uzun iş. Hani bunun kumu var, çakili var, çimentosu var. Hangi birisi? Ya benden biraz daha basit bir şey iste dedi bana. Ulan peki sen ne dedin ha? Ben de düşündüm ne olabilir? Dedim cin efendi ben kadınları anlamak istiyorum. Peki o ne dediyse? O da durdu. Dedi ya kardeşim ha o otoban kaç şeritli olsun? Nasıl? Hayırlı günler memur bey. Hayırlı günler. Çocuğumu nüfusa kaydettirecektim de. Peki, baba adı? Turan. Turan. Ana adı? Sebahat. Doğan çocuğun adı? Mehmet Zeki Hüseyin. Bu bir çocuğun ismi mi? He. Peki, kayıt tamam. Kayıt parası kaç lira? Para istemez. Pul parası? İstemez. Kaç masrafı? Yok. Yani hiç masrafı yok mu? Yok. O zaman memur bey o kayıtları ayrı ayrı yaz da İki çocuk da ekli ona. Niye? Benim hanım ikiz doğurdu da. Ne? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.